Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 1. bölüm. Allah korkusu. Hikmet sahiplerinden biri şöyle demiştir. Vücudun selameti az yemekte, ruhun selameti az günah işlemekte. Dinin selameti de varlıkların en hayırlısı olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmektedir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz. Ve herkes yarın için, yani kıyamet günü için ne amel işlediğine baksın. Yani sadaka verin ve Allah'ın emrine uygun ameller işleyin ki, kıyamet günü sevabını bulasınız ve Allah'tan korkunuz. Çünkü Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Haşr suresi. Şüphesiz kıyamet günü melekler, yer ve gök, gece ve gündüz, iyilik olsun, kötülük olsun, insanoğlunun işlediği her işe şahitlik edeceklerdir. Hatta insan vücudunun uzuvları bile insanoğluna karşı şahitlik yapacaktır. Yeryüzü günah işlemekten sakınan bir mümin kulun lehine bu adam üzerinde namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, cihat etti diye şahitlik edecektir ve o mümin kul da bu şahitliğe sevinecektir. Yine yeryüzü kafir ve günahkar kimsenin aleyhine bu adam üzerinde Allah'a şirk koştu, zina etti, içki içti, haram yedi diye şahitlikte bulunacaktır. Merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah, kafir ve günahkarları inceden ince hesaba çekerse vay onların hallerine. Mümin, vücudunun bütün azalarıyla Allah'tan korkan kimsedir. Nitekim büyük fakih Ebu'l-Leys es-Semerkandi şöyle demiştir. Allah korkusunun 7 alameti vardır. Birincisi dilde meydana gelir. Allah'tan korkan kimse, dilini yalandan, gıybetten, İnsan arasında laf taşımaktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkor ve dilini Allah'ın zikriyle, Kur'an okumakla ve ilim mütala etmekle meşgul eder. İkincisi, kalpte vücut bulur. Mümin bir kulun kalbinden düşmanlık ve iftira çıkar. Mümin kardeşine karşı haset etmez. Çünkü haset amelleri mahveder. Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Ateş odunu nasıl yakarsa, kıskançlık da iyilikleri öyle yok eder. Bilesin ki kıskançlık kalpte bulunan başlıca hastalıklardan olup onun tedavisi ancak ilim ve salih amel ile mümkündür. Üçüncüsü gözde ortaya çıkar. Allah korkusu taşıyan kul haram yiyeceğe ve içeceğe ve diğer haram olan şeylere bakmaz. Onun gözleri haramlara karşı kapalıdır. O dünyaya ihtiras ve istek ile değil de ibret ve ders almak için bakar ve kendisine helal olmayan şeye bakmaz. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü ateşle doldurur. Dördüncüsü karında ortaya çıkar. Allah'tan korkan kul karnına haram lokma sokmaz. Çünkü haram lokma yemek büyük günahlardandır. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Haram lokma yiyen bir kimsenin karnında haram lokma kaldığı müddetçe yerde ve gökte bulunan bütün melekler ona lanet eder. Şayet bu kimse haram lokma midesinde hazmedilirken ölürse gideceği yer cehennemdir. Beşincisi elde ortaya çıkar. Allah korkusuyla dolu olan bir mümin elini harama değil Allah'ın rızasına uygun olan şeylere uzatır. Nitekim sahabilerden Kabul Ahbar radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yüce Allah her bölümü 70 bin odalı olan yakuttan yapılma bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak önlerine sunulan haramlara Allah korkusundan dolayı el uzatmayanların gireceklerini buyurdular. Altıncısı ayaklarda ortaya çıkar. Allah'tan korkan mümin, bir kul ayakları ile günah işlemeye değil, Allah'ın rızasına uygun ve onun sevgisini kazandıracak işlere doğru yürür. Sakin ve ilim sahibi kimselere doğru adım atar. Yedincisi, yaptığı işlerde ortaya çıkar. Allah korkusu taşıyan bir kul, ibadetini sırf Allah rızası için yapar. Riyadan ve nifaktan kaçınır. Şayet böyle yaparsa Allah haklarında şöyle buyurduğu kimselerden biri olur. Rabbin katında ahiret günahlardan korkanlar içindir. Zuhruf suresi. Böyle kimseler için Allah Azze ve Celle başka bir ayet de şöyle buyuruyor. Günahlardan sakınanlar hiç şüphesiz cennetlerde ve pınarlarının başlarındadırlar. Hicr suresi. Başka bir ayette de şöyle buyurulmuştur. Günahlardan sakınanlar cennet ve nimetler içindedirler. Nur suresi. Diğer bir ayette de şöyle buyurulmaktadır. Günahlardan sakınanlar emin bir makamdadırlar.
Duhan suresi. Yukarıdaki ayetlerde Allah-u Teala bu durumdaki kimselerin kıyamet günü cehennemden kurtulacaklarını ima etmektedir. Mümin, ümit ile korku arasında bulunması gerekir. Buna göre mümin, daima Allah'ın rahmetinden ümit var olur ve asla ondan ümidini kesmez. Diğer taraftan da o, Allah'a ibadete devam edip çirkin davranışları terk eder ve tevbe ile Yüce Mevla'ya yönelir. Zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuş: Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Her suresi. Hikaye. Hazreti Davud Aleyhisselam makamında oturmuş zebur okuyordu. Bu esnada toprağın üzerinde sürünen kırmızı bir kurt gördü. Kendi kendine Allah bu kurdu yaratmakla ne murad etti diye sordu. Allah Celle Celaluhu izniyle dile gelen kurt Hazreti Davud'a şöyle dedi: Ey Allah'ın peygamberi! Her gün gündüzleri 1000 defa Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber demeyi Allah bana ilham etti. Geceye gelince yine 1000 defa Allah'ın okuma yazmasız peygamberi olan Resulullah'a, ashabına ve ehli beytine salatu selam olsun demeyi Allah bana ilham etti. Sen zikrederken neler söylüyorsun bana da söyle ki faydalanayım der. Hazreti Davud, kırmızı kurdu hakir gördüğüne pişman olur. Yüce Mevla'ya tevbe eder ve dergahına sığınır. Hazreti İbrahim işlediği bir hatayı hatırlayınca baygınlık geçirir ve onun kalbinin çarpıntısı neredeyse 1 mil öteden işitilirdi. Allah'ın emriyle Cebrail geldi ve ona Allah'ın selamı var. Sen dostundan korkan bir dost gördün mü? Diye sorar. Hazreti İbrahim şöyle cevap verir: Ey Cebrail, hatamı hatırlayınca ve cezamı düşününce dostluğumu da unutuyorum. İşte peygamberlerin, velilerin ve zahitlerin tutumu budur. Ötesini var sen düşün.